Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Çok özlenen, beklenen ve istenen bir lezzet. Stardew Valley karşınızda. Bendeniz Hivesboy, oyundaki ismimle ve bilindik bir isimle Alp Kazanova. Bundan aylar yıllar öncesinde Sims adlı bir şehirde Alp Kazanova adında bir genç vardı. Yanında da bir o kadar Kazanova kardeşi Emir Kazanova vardı. Şehir hayatından bıkmış bu iki kardeş zenginliği bir kenara bırakıp büyük babalarının kasabasına dönmüşler. Ölüm vasiyeti çünkü kendilerinin. Ve bir çiftlik hayatına başlamışlar. Efendim, Stardew Valley Expanded modlarıyla bir sürü modlarıyla ki birazdan ekibi tanıttığım zaman onlar size anlatır zaten. Burada olacağız. Askerde olduğum bu süreçte Stardew Valley serisi sizlerle olacak. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım çok izlersiniz. Kuzen gruplarına yayarsınız. Beğenilerinizi atarsınız. Yorumlarınızı çakarsınız. Ve tabii ki de yeni gelenler de varsa kanala abone olmayı ve çan tıklamayı unutmazsanız çok ama çok severim. Full artı full neredeyse modlu çok güzel bir Stardew Valley serüveni yapacağız. Eğer ki siz de tabii bu modlara ulaşmak isterseniz tam olarak bu şekilde oyunu arkadaşlarınızla oynamak isterseniz bir dosya halinde bir link gerekirse açıklama kısmına bırakırız. Koray onu halleder ki Koray demişken ilk konuğumu da şöyle bir pause'dan çıkartıp çağırmak istiyorum. Bir saniye muhataptaymışım. Çok güzel. İlk konuğum Kazanova kardeşlerin yanına gelen başka bir kardeş grubunun üyesi Koray Kazanova. Koraycığım alkışlarla hoş geldin. Yalnız Koray Balkan dersek. Ay çok pardon. Ben YouTube'un heyecanına kaptırmışım kendimi. Koray Balkan. Çok pardon. Kazanova deyince aklı kim gelir? Hemen onun adı gelir. Şövalyelere fısıldayan adam. Emir Kazanova geliyor alkışlarla. Hop, merhabalar merhabalar. Tam olarak beklediğim gibi bir karakterle Koray Balkancığım çok özür diliyorum. O zaman kardeşini sen anons etmek ister misin? O zaman o geliyor. Manisa'nın gururu. Balkan'ın yükselen yıldızı. Cansu Balkan. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Kendileriyle şöyle bir anlaşma yaptık. Onlar Balkanlardan göçtüler. Biz Sims şehrinden geldik buraya ve 4 kardeş yani teknik olarak 4 ama 2 ayrı kardeş grubu olaraktan 2 üvey kardeş. Tabii öyle düşünüp ya öyle de düşünmeyiz efendim. Bir köy canlandırmaya karar verdik. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Eğer arkadaşlar sizin için de uygunsa şöyle bir etrafı temizlerken Koray indirdiğimiz modlardan biraz bahsetsin insanlara. Biz de heyecanla yeni serüvendeki bir çiftlik temizleme aşamamızı yapalım. Evet Koray ne modlar var abi? Birazcık anlat bize ya. Şöyle ana modumuzdan başlayalım. Expanded modunu indirdik. Expanded modu ne? Bu oyuna bir sürü NPC, görev, yeni hikaye ekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 23 yeni NPC'ydi ama yanlış hatırlıyor olabilirim sayısını. 28 olabilir. 28 doğru. Fark etmez. Bayağı yeni NPC ekliyor özellikle. Yani yapay zeka karakter. Bir sürü görev, işte haritada yeni evler, yeni alanlar falan ekliyor. O bayağı kapsamlı bir mod kendi başına. Onun dışında traktör modumuz var. Tarada işleri kolaylaştırmak için. Güzel. Onun dışında başka ne vardı? Onun dışında ya çoğu mod aslında bu expand modu içinde olduğu için çok ekstra bir şey eklemedik yani. Mesela böyle çok ufak tefek şeyler var. Ufak tefek yardımcı olabilecek şeyler var. Mesela haritada NPC'lerin yerini gösteren bir modumuz evet. Vardı yanlış hatırlamıyorsam da. Ya daha da önemlisi arkadaşlar zaten önemli olan ana mod. Şimdi ben hani çokça modlar vesaire var dedim ya şöyle bir olay arkadaşlar. Biraz karışık bir olay gerçekten. Hani üşenmemeniz lazım. Hatta üşeniyorsanız da işte biz ona bir çare getireceğiz ve size direkt hani alın bunu kopyalayın yapıştırın mod dosyanıza ve çatır çatır oynayın kıvamında bir şeyler düşünüyoruz şu anda. Yan modlar çok var. Yani ana modun çalışması için gereken çok fazla yan mod var. Doğru muyum Koray Balkan hocam? Doğru Alp Kazanova Bey. Bu şekilde bir kombinasyon yapmanız gerekiyor. Yani zaten hangi sene indirmiştik biz de bunları? Nexus mod sitesinden biz düzenli bir şekilde indirdik, toparladık, geldik. Bakalım eğer bir sorun, bir sıkıntı, bir problem olmaz ise ve bu seri size geliyor ise anlayın ki sorunsuz bir şekilde çalışıyor modda. Siz de eğer ki oynamayıp izlemek isterseniz de buralarda izlerseniz, buralarda bize eşlik ederseniz çok seviniriz. Dediğim gibi siz buralardayken aslında teknik olarak ben buralarda olmayacağım. Ama desteğiniz benim için çok önemli olacak. Artık o dönemde yorumlara Kazanova kardeşlerden Emir ve Balkan kardeşler bakar bol bol diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi abi ben öncelikle bir haritayı göstermek istiyorum. Stardew sevdiğimiz bir oyundur. Bir de oyunun seslerini bir tık ayarlamak istiyorum. Şu an bence fena değil sesler. Arkadan böyle çok hafif müzik dıngır diyor. Dur şunu kısalım. Sesler falan fıtır fıtır sesler de iyidir diye düşünüyorum. En kötü
biz bu bölümü çektikten sonra bir kontrol ederiz, bana hatırlatırsınız ekip arkadaşlarım. Şöyle bir haritayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi hareketli şekilde NPC'leri görebiliyoruz. Nerede oldukları, nereye gittikleri gibi gibi. Bunun dışında burada birkaç tane yeni karakterimiz var. Mesela pembiş bir pembiş saçlarıyla aşağıda bir Sofya karakteri ve orada da yeni bir ev görüyorum gibisinden. Ki sadece onu gördüm şu anda çünkü Stardew'un hani ana oyununu oynamış birisi olarak inanın ben de şu anda ilk defa bu modu indirdik, baktık ve şu anda sizlerle ilk defa deneyimliyoruz. Ne YouTube'dan izledik, ne daha önce neyde ne çıkıyor, neyde ne oluyor, hikayesi ne vesaire gibisinden hiçbir şeye bakmadık. Bak şurada mesela Morris mi? Burada bak, burada enteresan, bilemedim. Neyse göreceğiz, hep beraber göreceğiz efendim. Arazimizi çok hızlı bir şekilde temizledik gibi gözüküyor. Şu taraflar daha çok sıkıntı ya, yardım. Bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Benim oyun konusunda bayağı bir deneyim sıkıntım var. Hani oyunu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Genel olarak sol klikle kestin, sağ klikle attın, dokundun gibisinden yanlış hatırlamıyorsam. Umarım hatırlarız. Zamanında Panda Pintu, Narilkoa ve Boşluk'la beraber çok güzel bir serüvene imza atmıştık biliyorsunuz ki Stardew Valley'de. Şimdi aynısını bu ekiple de bekliyorum heyecanla. Bence güzel olacak. Evet, bayağı güzel başladık. Evet. Cansu bayıldım. Arkadaşlar ama yani çalışmıyorsunuz, yorulduğum için bayıldım. Ama böyle mi anlaştık? Yani. Ama siz çalışmıyorsunuz, ben birazcık kesin. O iş kesin öyle olmuyor gibi. Balkanlar'da siesta yapmak çok önemli. Balkanlar'da bayılana kadar çalışıyorlar değil mi? Evet. Biz alışık değiliz abi, biz şehir hayatından geldik. Şu benim şu kıyafetime, şu bir karizmamın bir farkında mısın sen? Bunlar ne anlar Cansu? Ben tek başıma siesta yapamayacak mıyım? Yok. Yok. Bu arada görevlerimizde de şu var, dikkatinizi çekerim, 31 kişiyle tanışmamız gerekiyormuş. Yani bu... arkadaşlar o zaman çalışın, ben çok aynen yoruldum. Yalnız bu evleri şey mi yapsak hocam? Bu evleri bir yakınlaştıralım birbirimize bence. Evet, bu evler niye böyle? Bir yan yana yapalım çünkü paramızı da ortak yaptık. Yani onun da önden bilgisini vereyim. Paramızı da ortak yaptık efendim. Daha öncesinde zaten başka bir serüvende ortak olmayan bir versiyonunda biz oynamıştık. Envanter nasıl açılıyordu? O zaman ben halkla ilişkiler olarak köy halkıyla görüşmeye gidiyorum. Halkla ilişkiler diyor. Eyle açıyorum şu envanteri. Dur gitme evet. Gitme. Biraz ekelim biçelim oğlum, gel. Bu arada siz yetersiniz içersiniz. Benim enerjim kalmadı. Cansu yüzünden zaten eksilide başladık. Ne benim yüzümden ya? Allah ulan bayıldın. Bayılma ücreti verdi. Bayılma ben ücreti gidiyorum. Ya. Ben. Öyle. Arkadaşlar bu enerjiyi ne yapacağız hakikaten? Biz giriştik, çalışmaya gidelim. Şeye giriştik o kadar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar, yani kusura bakmayın ama bu köyde bir sıkıntılar seziyorum çünkü ben gayet de ekibimi de yaptım yani. Onu da bir söylemek isterim sizlere. Siesta'ya yattım. Lazım. Adama şimdi bak. Çiftliklerimizi ayıralım mı? Ya oğlum niye ayırıyoruz? Emin niye ayırışıyor? Ancak şöyle yapabiliriz. Ekip olarak mesela deriz ki dur onu yapmadan önce ekim yap bence. Bir de şunları sulaman lazım, artık ben yorulmaya başladım. Aa buranın girişi farklı köye. Aa. Ana nasıl yani ya? Aa, sağdan gidiyorduk normalde köye, hep şimdi yukarıdan gidiyoruz. Tamam, yukarıdan sola gidersem ne olacak? Normalde eskiden köy bu taraftaydı. Ananı avradını, ben neredeyim? Yine ulan arkadaşlar döndüm dolaştım köyün üstüne geldim, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk ben. Yani okey. Ne kar kaldı? Ay şu bitti. Oyunda. Şu oyunda çil çil balık tutmayı özledim vallahi ya. Dur bakalım bir karakterlerimizi bir görelim. Kimler var, kimler yok. Aşağıya gidince yine eve gidiyoruz. Sola gidince yine eve gidiyoruz. O zaman sağa doğru bir köy merkezine doğru gidelim yavaştan. Cansu sen neredesin? Köy merkezinde misin? Evet, merkezdeyim ben. Koray bende iki enerji kaldı. Emir kaçar. Siz de bu arada yorumlarda gördüğünüz enerji değişiklikleri yazmayı unutmayın. Hemen şurada bir eskilerle tanışalım. Hatırlarız efendim. Maru burada. Bir de bu kızın ismini de unuttum. Halley. Sen yine... Yok onu bilirim. Halley'imi bilirim. Marucuğum memnun oldum. Heh Penny. Öğretmen olan Penny değil mi? Evet Penny. Yamış. Evet. Severiz. Oh. Ha yine tipini sevdiğimin Alex'i değil mi bu? Vaaanana. Alex aynen. Ha, yeni çocuk. Ha. Yeni çocuk he. Oğlum, yeni çocuk biziz lan aslında. Eski çocuk. Yeni çocuk biziz zaten doğru. Eski çocuk. Ben de bana eski çocuk derim. Ben Oo merhaba, kolay gelsin. Burada alkolik abim Shane. Aynen öyle. Yine merhaba, Andy agresif. Bey. Andy mi? Andy kim? Evet. Jojo'da çalışıyor galiba. Oh, bırak bakayım. Hayır. Jojo'da değil ya.
Şuraya yazıyor Cansu kocaman. Çiftçiyim dedi, dur, çiftçiyim bunu okuyayım. Dedi. Şuna bakar mısın? Bu herkesin konuştuğu yeni çiftçi. Lan herkesin konuştuğu yeni çiftçi diyor. Sonunda vadiye taşındın demek. Yıllardır Firehaven çiftliğinde çalışıyorum. Çok kazandırmıyor ama en azından dürüst bir iş yapıyorum. Memnun oldum yeni karakterlerden. Pam, alkolik ablam. Bir de bu şeydi değil mi? Artık spoiler olmaz herhalde değil mi? Ya da söyleyelim mi? Söylemeyelim mi ya da? Söyleme bence çünkü yeni izleyen insanlar vardır. E tamam o zaman. Pam. Merhabalar efendim, ben Gus, Yıldız Kaydı Salonu'nun sahibi ve şefiyim. Barmen abimiz. Emily, ballı börek. Ah yüzünden okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salona uğra. Urda çalışıyorum. Tamam. Uğrarım. Herkesi... biz kazona bakar. Emir. Emir şuraya gel. Emir. Gel. Otur. Kardeşim. Burada ortam çok fena. Daha hiçbir şey görmedik, ne fenası be. Tabii ki haklısın. Merhaba. Clint. Clint abimiz, demirci abimiz. Ben yine minik bilgilerden yapıyorum. Oğlum ben de anlamadım. Aa, hani Andy var lan gördük, burada. Clint gördük. Aa, hal mı? Alkolik Penny teyzemizi gördük. Lan bu sen çok tatlı. Sen de ortam çok fena diyorsun. Lan Dusty. Bu ne? Bu yeni bu. Ölüm çok güzel. Bakar mısın Dust diye? Bir çok tatlı olmuş. Çok beğendim. Merhaba şey. Sofya Hanım. Merhaba. Oğlum biri saat... birinin yatağını alabilir mi? Bir şey söyleyeceğim. Sofya saat... Hanım. Saat 9 kaçta biz iptal oluyorduk? Gece 2'ydi galiba. 2. Sofya Hanım nerede? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Evinde ama galiba giremediğimiz bir yer. Evet, bu saatte hiçbir yere Halley'in evine girmeye çalıştım. Giremedim yani çünkü. Evine gittim de odasına giremedim yani. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Sofi Hanım demek yerine Sofi yengemiz mi desek? Ben çoktan bir göz koydum gibi çünkü. Pardon. Pardon mu? Pardon. Yengene? Arkadaşlar yayıncı fokus yapmayalım. Pardon. Demek ki ona bak. Blue Moon Vineyard. Mavi Ay Üzüm Bağı. Ulan bunları çalabiliyor muyum? Birader iznin var mı buraya girme? Birader sen kimsin? Oğlum Mahsen yapmış, ben bir şey söyleyeyim. Yengeniz, bu zengin yengeniz bir de. 8 ile 21 arası açıkmış. Aa, nakliye kutusu şarap ile dolu falan bir şeyler. Çalamıyor muyum ya? Tamam, çalamıyorum. Ay burası çok güzelmiş Koray. Böyle bir şey tabii ki de yoktu ana oyunda. Sola doğru devam edelim. En sol alt köşeye doğru gidelim. Oo. Ne oldu? Claire diye bir hanımefendiyle. Nerede? Nerede biliyor musun? Şeye gidiyor. Ne? Claire benden uzaklaşıyor mu? Ama... ne oldu Cansu? Bakayım Cansu ben. Ben bir yaklaşayım da bakalım kimden uzaklaştığını, kime yaklaştığını bilsin. Pierre'in oradayım ben. Pierre bakkal abiydi değil mi? Ha bak burada geliyor. Okey geliyor. Bir saniye verin bana. Give me a minute. Nerede? Bak ben Yıldız Kaydı'dayım. Bu kim? Yukarı gel oradan. Yukarı. Biraz tedirgin bir hanımefendiymiş. Selam, seni daha önce görmedim. Merhaba ya. Ben de seni Claire. Memnun oldum. Affedersiniz. Boris ben seni gerçekten çok iyi tanımıyorum diyor. Boris mi? Boris kim lan? Morris. Yatıp uyusak mı ya? Gece biraz geç oldu gibi. Bu Morris... Jojo'cu bir tip miydi? Bu neydi bu Jojo'cu? Ben unuttum evet, mu Morris'i? Evet, Jojo'cu. Tamam. Sonuçta biz de bunu... Bir dakika, ben bilmiyorum Morris. Biz de çünkü bunu Panda Pintüler'le oynadığımız zaman hani bazı şeyleri illaki kaçırmış olabiliriz ya da ben unutmuş olabilirim çok normal olarak. Çünkü aylar yıllar öncesinde oynadık. İki taraftan da eve gidiliyor Cansu ama buradan daha yakın. Morris yeni karakter değil mi ya? Ben de hiç hatırlamıyorum onu. Bana görüntüsü çok tanıdık geldi, bilmiyorum. Vardı da çok etkili. Yattım. Günün ilk yatışı arkadaşlar. Peki bu Morris'i nereden buluruz ve bu Morris'e ne hediye ederiz? Çünkü şimdiden bence herkesi de çok iyi tutalım. İlişkilerimizi. Sonuçta beraber oynuyoruz. Bu köye beraber geldik. Bu köyde beraber büyüyeceğiz. Hemen ben bir televizyona bakmak istiyorum. Bir hava durumu bakayım. Yarın yağmurlu. Posta gelmiş. Yarın bütün gün yağmur yağıyor. Güzel. Falcı gelecekte bir bilgi kırılı. Ruhlar bugün mutsuz diyor. Fak. Bu arada posta gelmiş balıkçıyla alakalı. Bakıyorum. Merhaba. Balık avından yeni döndüm. Bir ara kumsala inmelisin. Elimde tam senlik bir şey var. Willy. Emir'in tam olarak dediği gibi bu arada yeni gelenlere de bir friendly olması adına oyunu, yani yeni gelenlere de keyifli olması adına ben bu her gelen şeyi, her yazılan yazıyı vesaire okumayı düşünüyorum arkadaşlar. Böylelikle ilk defa bu seriyi görenler için de güzel olur yani, ya da tekrardan hatırlamak isteyenler için. Haksız mıyım hocam? Haklısınız. Teşekkürler efendim. Bak görüyorsunuz hemen. Bu arada köyün bence lideri belli oldu bizim çiftliğin. Zaten Ali Baba'nın neydi? Ali Baba'nın, yok Alp Baba'nın çiftliği. Ya, Alp Baba'nın çiftliği diye koydun zaten ismi. Daha ne olabilir evet, ki? Evet. Doğru.
Can sen onları bir dün niye ekmedin? Enerjim yoktu. Yataydın evde. Ama yani var ya bu Balkan kardeşleri ki. Yani hiç böyle olmaz. Hiç. Çiftçilik hakkında yani zerre alaka yok. Anca laf gideyim odun kesem, taşa vuram. Sandık falan ama nasıl yapılıyordu? Var. Bana bir hatırlatsanız onu. Sincap. Sincap vardı sincap. Ki zaten. E'ye basıp üstte nesne oluşturma vardı hatta. Sonra yapıp envanterine koyuyordun değil mi? Aynen. Şuraya da koydum. Nice. Kelebek cenneti oldu. Yarım almanın tuşu neydi? Sağ klik. Yok, shift sağ klik yarım alıyordu. Aynen. CTRL sol klikte bir şey olmuyordu. Sağ klik yapınca tek tek alıyordu. Doğru muyum? Yine doğruyum. Nice. Şunları koydum. Kömürü de koydum. Şurada yalnız bir yerleşimi beğenmedim ya. Baltayla balta kazma. Aha. Tırpan. Böyle. Böyle daha memnunum. Arkadaşlar bize de bilgi verirseniz beraber şey yapalım, kaçırmayalım karakterleri. Martin diye bir karakterle tanıttım. Lan oğlum bir dakika. Martin mi? Bu kim? Evet. Bu mu Cansu, bu mu? Evet bu. Dur bakayım. Merhaba Martin. Selam. Sen şu yeni Alp babanın çiftliğinin sahibi olmalısın. Doğru. Menajerim senin hakkında bir toplantı yaptı. Joja Mart'ta yarı zamanlı çalışıyorum. Stajyermiş. Lan kız bir şey söyleyeceğim. Toplantı falan yapmışlar. Evet de bu çocuk birazcık... Koray hemen araştırmalar yapılsın. Morris'e ne yapabilirmişiz? Bir de balıkçının sanatını hayatta tutmaya çalışıyorum. Balık görevi var ama bunu şu an yapamayız. Ben diyorum ki bence kumsala gidelim. Akşamüstü 5'ten önce kasabanın güneyindeki kumsala gidelim abi, gelin. Bir Willy ile tanışalım. Bir balıkçımızla tanışalım tabii, bence tabii. Yani. Ben tamam. Tanıştım ya bu arada. Nasıl tanıştın ya? Ya. Doğru tanıştın ya. Abi balık deyince bende... Takım balık çalışması kalmamış. Takım çalışması kalmamış. Ah, tanımadığım biri. Ben Vincent. Vincent'cığım. Heh, yabancılarla konuşma demiş annesi ama ben iyi birine benziyormuşum. Teşekkür ederim. Biliyorum iyi biriyim bu arada. Ama ananı dinle yani, onu da söyleyeyim sana. Analar doğru konuşur. Büyük babanın barakasında ilk gecen nasıldı? Lewis, muhtarımız. İyiydi. Ah, bir çocuk daha. Çocukları severim. Selam. Ha, okey, bu birazcık daha çekingen. Jess. Aşağıya indim. Heh. Willy boy. Hemen bir sinematik. Bakalım. Geçmeyelim bunları be. Yaşayalım oyunu yani sıfırdan. Selam delikanlı. Kasabaya yeni taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk dayım. Hoş bulduk dayım. Büyük babamın dostları benim de dostlarımdır. Ah, denizden uzak alışmaya çalışıyorum. Uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum. Kilolarca balık yakaladım. Büyük bir avdı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Al bakalım. Eski oltamı sana vermek istiyorum. Willy, dünya ahiret dayımızsın. Balıkçılık zanaatının devamlılığı benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirsin. Bu arada balıkçılık bu oyundaki en keyifli şeylerden bir tanesiydi. Bambu oltası aldın. Teşekkürler Willy. Ama bir mutsuz gibi de ha. Vadideki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Bu arada dükkanı açtım. Bir şeye ihtiyacın olursa uğramaktan çekinme. Ayrıca yakaladığın her şeyi satın alabilirim. Kokarsa satar. Hehe, benim ihtiyar eskiden böyle derdi. Bir rastgele yapalım değil mi? Bir açılışı bir yapalım. Ya ben bu Stardew serisini oynarken benim arkadaki Philips Hue ışıklarım var mıydı? Sanki yoktu ha. Yoktu. Şimdi abi acayip şu anda Cansu kafayı yersin. Şu anda mesela deniz mavisi. Aa, bu görüntü çok güzel. Bu görüntüden bir SS almak isterim. Yayında da değiliz ki diyemiyorum. Yayın bir kayıt alınmış. Klip mlip. Ay vallahi balık tutmasını özlemişim be. Bu arada Morris'in sevdiklerini de söyleyeyim ama şu an yapamayız muhtemelen hiçbirini. Tamam, doğum günü zorlukladı, yapacak bir şey yok. Trüf yağı, Star Shards, Chowder, Lobster Bisküvi. Bir tane balık versek, belki balık sever. Hiç yoktu, nedir yani, doğum günde bir şey vermiş oluruz bence de. Cansu'ya katılıyorum. Ya peki eksi puan yaparsa? Eksi diye bir şey yok oyunda ya. Öğreneceğiz artık, bilmiyoruz ne seviyor. Tabii deneye öğreneceğiz ya. Direkt balığı satmaya gitti Şeref Semir ama böyle anlaşmamıştık. Evet. Yerim doldu ama. Neyse artık gel, Şeref Semir dememize gerek yok çünkü ortak. Ya sizin için yapan cefakar Emir. Ya bunu galiba zaten sarmazsa değiştirebiliyorduk ama tam emin değilim. Ben gidip Morris'e balık götürüyorum arkadaşlar. Aslında bunu keşke sorsaydık chat'e.
Çete mi? YouTube'a anket yapabilirdik öncesinden. Evet. Cansu beni de beklesene. Bekliyorum. Köprüdeyim. Tamam bekle, geliyorum. Az kaldı. Çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Ama Alp. Abi Cansu, ama bana güvenmiyor musun? Evet. Yani yolda yürürken başıma bir şey geldi ki gelmiyorum herhalde. Yani yolda geldim. Başına gelmiş olabilir ki. Aha şerefsiz, bu kim? Sam. Aa, bu çocuk iyi çocuktu ya. Selam, memnun oldum. Taran taran. Ama Kazanova kardeşler bir köydeyse, o köydeki kızlar nerede ya? Oh, pek havasında değil. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben bu Abigail'i de severdim ha. Merhaba Abigail. Abigail çok taşçıydı be. Çok taşlı mıydı? Ne? Taşçıydı. Ha, taşçıydı mı? Aa, Morris. Bu patron galiba ha. Tabii tabii müdür. Al sana balık. Emda gümüş. Sevdi mi? Doğum günüm için mi? Yani teşekkür ederim. Kabarcık var. Koray'ı çağırmıyorsun kabarcığa. Yani çok da mutlu olmadı. Kabarcıkla balık çıkmıyor. Bu ne? Ay şu bayağı mutlu balık olmamış. Ama olsun, vermiş olduk en azından. Gel. Tabii. Hiçbir şey vermeyi de bildik. Bununla tanış. Bu stajyer değil mi? Evet, o çalışan. Ay 30 santim çıkardınmış. Dur ne diyor? Dur bak. O toplantı hakkında söylediklerimi unut. Başımı belaya sokabilir diyor. Çocuk. Aa, bu ne? Hey sen, ben yokken karavanımın oralarda dolanma, anladın mı? Aa, herkes bir gergin. Alp kaç. Çocuğa midye mi verseydim acaba, ya da vermeymiş mi, tamam. Gel. Beni takip et. Abigail'e midye vereyim mi? Aa, bu ev kimin? Bu ev işte bak. Cansu, bu ne? Olivia. Olivia mı, ver? Olivia bu evin sahibiyse Olivia bende. Ananı satayım Olivia. La biz bunu Emir Kazanova, bunu biz bununla evlendik yani daha önce, ben bunu biliyorum. Ay şu tatlılığa bak Fadiye, hoş geldin canım. Buralarda yeni birisinin taşınması her zaman karşılaştığımız bir olay değil mi? Buraya mı girecek bu kadın? Evet, bir şey söyleyeceğim, bu acaba bu bir hani teyzem mi yoksa? Ama yani sugar mommy olsun, sugar mommy always. Abi eve bak. Konsol var. Victor's'ın Ghost Station 1'i. Ama olmaz ki böyle. Oğlu var. Victor hem de oğlu da. Ya. Bu ne? Kanka bu ev olamaz bu arada Cansu. Bu ne? Ya da oyunda böyle bir şeyler yoktu Cansu. Bu ne? Şömineye bak Cansu. Cansu şömineye bak. Cansu şömineye bak. Ben çöktüm. Lan nereye çöktün? Oğlu benim. Mantıklı. Mantıklı. Alt kat. Var ya bak işte. Oo. Balkan Kazanova kardeşliği. Sen oğlun. O ne? Bir avuç pahalı şarap. Dur. Jenkins sipariş bildirimi. Tarih 05-25-98. 2 kasa mavi ay üzüm bağı iridium şarabı. 1 kasa fern adaları meyve şarabı. 4 şişe Grand Planton erik şarabı. 3 şişe Pierre'in baharatlı kabak şarabı. Diye bir sipariş sanırım. Şarap Cansu. Cansu'yu Victor'a verdik gitti şu an. Ben şu an Victor'u aramak istiyorum. Victor. Evet, bir bulalım. Ay bu mu Victor? Cansu bu mu Victor? Victor. Cansu mu? Victor. Victor. Merhaba. Sen Alp babanın çiftliğinin yeni sahibi olmalısın. Ben Victor. Seninle tanışmak bir zevk Alp kuzum ama. Selam balım. Selam balım diye kovaladı adam. Selam balım. Sana bakalım mı Victor balım? Victor. Ne? Sana balık veren mi? Balık seven mi? balık sevmiyormuş. Ya. Merhaba. Size bir midye vereyim. Diye mi? Beğenmedi. Ne bileyim abi, bulduğumu vereyim. Nerede? Nerede? Victor nerede? Evinde. Şimdi. Görebiliyoruz. M'ye basınca görebiliyoruz. Tabii. Nerede? Yani günaydın. Bunu kurduk ya beraber Emir, hatırlar mısın? Yok, biliyorum. Arkadaşlar Ringa balığı nereden çıkıyor? Hey Ringa şeyden değil. Ringa İtalyano. Hayır, Ringa denizden çıkıyordu ya sanki. Denizden mi? Kim miydi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz bol balık tutacağız değil mi? Öyle yani, ben şunu istiyorum arkadaşlar. Bence hani madem ortak para, paranın içinden geçelim. Yani yapabildiğimizin en iyisini yapalım para konusunda. Ne dersiniz? Full artı full iş de abanalım. Görev de abanalım, hikaye de abanalım ki hani dediğim gibi ben ana hikayeye bile teknik olarak tam bir final vermemiş biri olarak bu yan olayları, karakterleri, hikayeleri vesaire merak ediyorum.
Ve nasıl yapacağımızı da araştırmamız lazım. Koray, o görev sende biliyorsun. Araştırma soruşturma departmanından Koray Kayan. Ringa denizden çıkıyor. Özür dilerim. Koray Balkan. Yoksa gölden mi çıkıyor? Benim hiçbir bilgim yok. Emir, sabahtan bir balık tutuyorsun. Ulan denizden çıkmadı hiç yani ben. Bir itemi çöpe nasıl atıyorduk? Ben Ringa'yı şeyden hatırlıyorum. Madenin orada hatırlıyorum. Bir itemi envanterden şey yapıyorduk değil mi? Eş. Envanterden çöpe atıyorduk. Tabii. Evet. Tabii. Yalnız bu bizim yolu da temizlemek gerekiyor galiba. Tabii tabii, halledeceğiz hepsini. Muhteşem bir köy haline getireceğiz burayı. Muhteşem. Muhteşem. Hani mesela bizim şu Cansu, Koray oynadığımız Farm Together diye bir oyun vardı, hatırlıyorsunuz. Aynı evet, o kıvamda mesela böyle şey de yapabiliriz. Hani çiftliğin işte bir kısmını, hani ya daha doğrusu ekeceğimiz ürünleri dev gibi bir kare yapmak yerine araya böyle minik yollar bırakabiliriz bence. Evet evet, ileride fıskiye de eklediğimiz zaman daha tabii. Da... Tabii. Fıskiyeyle çok şey olacak, düzenli. Tabii. İyi. Daha bu işin serası merası var. Benim tek merak ettiğim durum, inşallah YouTube bayılır şu işe ya. Tek isteğim o yani. Çünkü biz Stardew zaten hepimiz aslında ayrı ayrı oynamış insanlarız ve hepimizi... Aa, bu ne? İnek mi? Ben oynamadım aslında. Aa, burası da yeni bir yer mi? Yo, burası şeyin yeri. Aa. Ay, şeyde değişmiş. Bu Marnie'di değil mi? Aşağıda çiftliği olan. Evet. Marnie'nin de yeri değişmiş biraz. Neyse. Yani hepimiz seviyoruz Stardew ama önemli olan tabii biz bu seriyi böyle size özel olarak stoklarken, bu kadar emek vermişken tabii ki de sizin izlemeniz önemli olan yani. İzlemeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız, yani desteklemeniz. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, uyuyor muyuz? Erkenciyiz bu aralar. Ben bunları bu arada satışa koyuyorum abi, bulduğumu. Koydum her şeyi. Ne varsa koydum. Yosun koymam, yosunu yerim. Hadi bakalım, yapsın. Cansu, sen Victor'a şey yapıyordun değil mi? Tabii tabii. Victor'u Cansu'ya veriyoruz abi, ben size söyleyeyim. Bir bakalım Cansu. Ya. Cansu'nun Sophie ile yakın arkadaşmış. Onlar bana bir şey etsene. Öyle mi? Koray. Koray. Ben Sophie'yle tanışamadım da. Koray Sophie'yle. Koray. Ben de daha tanışamadım ya. Evden çıksın diye kapısında bekliyorum. Oğlum balıkçılığım ikinci seviye oldu. Ay. Benim de oldu. Acaba o seviyede mi ortak? Yok. Ortak değil çünkü bende ikinci seviye olmadı. Fuck. Deli gibi balık kastığımız için biz. Yine eve ekmek getirdik Emir. Yine eve ekmek getirdik Emir. Laflara bak. Yani birkaç kişinin de politikaları incelemesi lazım. Hava durumunu biliyoruz. Falcıya bakacağım. Oo, bir nebze sinirliymiş ruhlar. Fark etmez. Hava tüm gün boyunca açık ve güneşli olacakmış. Ay, o yarın değil mi? Yenilmiş. Yarın. Ay, yağmur olduğu için soğumama gerek yok. Tabii tabii. Bunları korkuluk mu yapıyorduk? Ay evet. Evet evet. Nasıl yapıyorduk korkuluğu? Şu an yapamıyoruz ama. Daha açılmamıştır. Aynen. Valla ben diyorum ki paramız varken arkadaşlar ekine girelim her türlü. Hazır yağmur da yağıyor. Ekin. Ekine girelim abi. Ekin. Gidip alalım o zaman, ne alalım? Siz birkaç kişi bir şeyler alsın, biz bunları yapalım. Tamam, ben gidiyorum almaya. Tamam. Emir yine balığa kaçtı değil mi? Emir kaçır. Tabi aslında herkesin bir şeyler yapması güzel oluyor be. Tabi para akışı da önemli. Yani kazanama yani. Kardeşimi rahat bırak lütfen Balkan. Hiç. Şeyi... Öyle mi olduk şimdi? Yani öyle mi olduk demeyelim de yani. Öyle mi olduk değil de bu arada. Fonlarda %50 indirim var diyor Morris. Neylerde %50 indirim var? Fonlarda %50 indirim. Çabuk bitmeden şey yetişti Morris. Bunlar bizi çok çocuğa çekiyor he. Jojo. Çarşambaları kapalı Pierre. O zaman Paz. Jojo. Paz. Jojo'dan al, Jojo'dan. Jojo'ya gideceğim. Jojo'dan alacağız abi, ne yapalım. Yerli üretime destek vermek istedik ama olmadı. Koray'ım. Alp'im. İyi misin? İyiyim. Keyifler yerinde mi? Jojo yerinde. Olmaya açılıyor arkadaşlar. Ha, o zaman Koray şuraya yardım et abi kaçacağına. Daha oraya devam edeçeceğiz mi? Alabileceğimiz ürün şu an kısıtlı, boşta açmış. Doğru, yapacağız. Doğru, mantıklı. Ben yükseldim, özür dilerim. Toprağı ne yapıyorduk ya? Kili kullanıyorduk değil mi bunu? Buraya bıraktık. Kili yapmak kullanılıyordu ama çok da önemli değildi galiba. Çok da önemli değilse de koydum oraya artık, Koray Balkan. Yapacak bir şey yok. Yalnız ben çok yakışıklıyım. Ya, o kim be? Sağda biri geçti. Kim geçti ya? Bakayım. Arkadaşlar bizim aha. Ringa balığı ha. Bulmamız lazım. Oğlum, Morris'te şey. Morris el mi attı? Ay, Claire. Evet, ama Claire çok bunalımda ya. Evet.
Oha, resmen Morris diyor ki bak, Pierre'in dükkanı bugün kapalı, istersen Jojo'dan alışveriş yapabilirsin. Baba 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 baba. Ya birisinin evine girdi. Kim o ayıp? Baba baba baba. Ev ziyaretine geldim ya. Teyzem elini öpeyim. Nine diyebiliriz, tamam. Evelyn ninem. Agresif büyük babası. He? Kocası. Hım, bu kadar yeni insana tanışmak irite edici değil mi? İsmim George, şimdi kaybol. Yani Alex basmışsın ama üniversite ama. Aa, bana bana dediğine bak, senden topu fırlatmanı isterdim ama çok da sporcu birine benzemiyorsun. Seni top yapar oynarım. Seninle beyzbol oynamak istiyorum. Gerçekten mi? Sanırım seni küçümsedim. Kolum biraz ağrıyor, belki bir dahaki sefere. Hadi bakayım koçum ha. Sen kiminle dans Alex. Ettiğini bilmiyorsun Alex. Hadi bakayım. Öyle geri adım atarsın koçum. Öyle geri adım atarsın. Abi şeylerden da yani 10 taşta bir tane şey mi, kömür mü çıktı gerçekten ya? Ama bu Pam teyzem de yani gerçekten alkolü fazla kaçırıp doğaya zarar veriyor. Bırakmış şişelerini dışarı. Şimdi ne alalım? Yaban avucu mu? Hocam alalım yani, para yapacak. Para hani hızlı para akışı sağlayabilecek. 4 günde yetişiyor avuç. Olur. Anektiyim biz değil mi? Evet, bütün parayı alayım mı? Yani bir kısmı kalabilir. Ya da al ya, parayı tazeleriz abi. Bine kadar para dediğin akar para dediğin. Yaşayacak kadar yarın akar ya da şu an 32 tane aldım, daha alayım mı? Al ya Cansu. Al bence fulle daha para, çünkü oradakiler de bitecek bir yani. O zaman lale soğanı da alayım, biraz değişik ürünler de koyalım. Okey, olur. Her üründen bu arada biliyorsunuz ki her üründen bir tane sandıkta bırakıyoruz. Evet, halk evi için. Halk evi için. Yani halk evi mi bilemem ben, bir Jojo'dan. Yani bir Jojo mu olsak acaba? Hep halk evi, hep halk evi, ne böyle? Halk kahramanımız biz. Kazanova kardeşim doğru söylüyor. Ben halk kahramanı değilim. Ben halk kahramanıyım. Bak. Bu kadar para bıraktım. 64 santim yakaladım. Zor zamanlar işte. Kaç santim? 64. 64 mü? Nerede 64 ya? Madene gittin sen, madene. Yok, nehirde topluyorum. Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Benim yanındaki nehirdeyim. Maden demişken ben madene geldim de, madende tabii kazı çalışması söz konusu. Neyse, ben şuradan bir hadi rastgele. Arkadaşlar yengeniz yazmış, ona bilgeceler mesajı hemen. Ya balığı kaçırdım, dur bir dakika. Arkadaşlar bize ringa balığı lazım. Nice. Oğlum sardalya olmuş sanki ya. Sen ringa balığını ne yapacaksın Cansu? Görev için lazım. Bir de görev koymuş, asmış panoya. 3 tamam. Tane ringa balığı istiyorum diye. Okey. Ya ama arkadaşlar yani millet ringa balığı çeker, ben ben gidiyorum çöp çekiyorum. Ben levrek tutuyorum ya gölde. Ben mağaranın oradayım. Oo, tırsi. Tırsi mi? Biraz önce çektim. Tırsi. Tırsi ne be? Benim 64 santim tırsi işte. Arkadaşlar balık tırsi. Balığın ismi mi tırsi? Evet. Abi ne enteresan, biz bir defa duydum tırsi. Bir Balkan havası var ama isimde. Bu var mıydı peki, yoksa bu bizim yüklediğimiz şeylerle mi geldi acaba? Tırsi diye bir balık yani. Ben ilk defa hatırlıyorum bunu. Ben hatırlıyorum sanki ya. Okey. Oynayalı çok oldu o yüzden. Oltadasın bebeğim. Oltadasın. Biraz aşın bir balık. Benim balıklarım hiç aşın değil Cansu. Yine mi tırsı yoksa? Ben sazan balığı yakaladım. İyi midir? Neden ışın olmadı anlaşıldı. Sen benim... Sazanmış. Arkadaşlar siz benimle dalga geçiyorsunuz gibi bu oyunda, çok fazla farkında mısınız? Estağfurullah. Çiftliğin sahibini unutmayın lütfen. Siz ortaksınız, yatırımcı diyelim. Yani ya yüzde... Öyle mi olduk? Yani şimdi %40 ise bende. Geri kalanı bölüştür aranda. Eşit ağırlıkçı olabilirim ama işin ucunda para olunca biliyorsun Cansu. Tırsi. Ya demiş şunu salaklığım. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Tırsi. Ne oldu Emir? Tırsi Emir. Bal, bir şey gibi değil mi? Balığa sanki el ense çekiyormuş gibi değil mi? Tırsi. Tırsi. Ne yaptın tırsi? Bakayım hop, bir tane daha yalnız tırsi. Yalnız bu arada 300
para kazandım yani, onu da belirtmek isterim. 91 santim tırsik yakaladım. Arkadaşlar siz bu kadar santimi affedersiniz de nereden buluyorsunuz? Yani altın tırsimiz var arkadaşlar. Bu kadar santimi nasıl yani? Denizden mi çıkıyor bunlar? Ben yayın balığı buldum. Ben nehirdeyim. Ben de nehirde tutuyorum. Bunların santimini göremiyorduk değil mi sonradan? İlk çektiğimiz zaman görmemiz lazım. Evet. İlk çektiğimizde. Oy. Bunları gidip satayım. Hayır yani balıkçılık skillimin de gelişmesini istiyorum ama bu kabiliyetle gelişmez yani. Hiç rast gelmiyor zaten mutsuz şeyler. Neydi? Oyun, lan neydi? Ne mutsuzdu oyunda? Tanrılar mı mutsuzdu? Ne mutsuzdu? Yok. Ruhlar. Ruhlar ha. Ulan. O yüzden balık yakalayamıyoruz ki düzgün. Arkadaşlar 46 santim kefal. Kurtarmaz mı? Yok. 260 gold da ben bıraktım. Nereden bırakıyorsunuz bu goldları? Bilgime veriyoruz. Veliyeciye satıyorlar ya. Ha. Cansu acaba birazcık daha mı tohum alsan kız? Tohumları ekmedim ki daha bende. Aa tamam biraz al. Tamam al birazcık daha al diyorum. Gün bitmeden ekelim onları da. Evet bu arada gün bitmeden ekelim yağmurdan da faydalanalım yani. Evet ekin. Laflara bak. Ekin diyor ya. Evet ekin. Ulan balığı tutuyorum ben de boş durmuyorum yani. Ulan balık tutuyorsun da bir tek bize mi tutuyorsun? Kendine de tutuyorsun. Level kasıyorsun. Aynen öyle. Ay biz daha madenlere gireceğiz yani. Cansu. Biz daha madenlere gireceğiz. Bakın 35, 40, 55 tane tohum aldım yeter da. Tamam. 55 tanelik yerimiz var mı? Yani var. Ya da açarız en kötü. 4 kişiyiz Cansu. 4 kişiyiz. 55 tohum bir şey değil. Biz kişi başı 40 tohum alıyorduk öyle düşünsene bir. Tamam şu an şey yaparız. Şeye bekleyin ama birazcık da. Çiftlik şeyini ne festivaliydi o? Rek mi? Hatırla şimdi spoiler de vermeyeyim. Oğlum ne spoiler? Bir tane şey var. Ya belki ilk defa izleyenler vardır oğlum Star'ı. Aa ilk defa izleyenler çok şey olacak yani ama. Yani. Bunu izlemesinler yani. Sonuçta ilk defa Star'ı izliyorsanız bunu izlemeyin. Oynatma listesindeki diğer Star'ı videomuzu izleyebilirsiniz. Sonra niye canım? Gel. Bence bunu da izleyebilirler ya. Evet bunu da izlesinler söyleriz. Yani o kadar da şey değil yani. Büyük spoiler değil bence de festival aynen. Yani. Ve oyun yeni çıkan bir oyunda değil sonuç olarak. Aynen. Açıp takmaya baksa öyle festivaller yazmıyor mu zaten? Yani. Ya ben balık tutuyorum ama benim yerim kalmadı. Ben hemen çantayı büyütmek istiyorum ya. Hemen büyütemeyiz öyle. Hemen büyütemezsin. Ama arkadaşlar. Yılan ama... balığı 124. Onu deme onu. Yani 124. Ya arkadaşlar benim tutacak yerim yok. Siz nerenize tutuyorsunuz bu kadarını? Tutuyorum satıyorum. Şeyleri bıraksana balta kazma. Evet, balta evet. Kazma, çapa. Onları evet. Bırak. Evet, ben niye bırakmadım onları? İşte. Bilemiyorum. Ben bir eve gideceğim. Bari onları hazır ekleyeyim. Buradayken şu evde satacağım. İnsanlarla konuşmayı deneyin buradalarsa. Bu Sebastian'ın ailesi burada mı? Burada. Aa babası burada. Maru ile Sebastian, değil mi bu şeyin? Demetrius, selamlar. Ben Demetrius. Buraların bilim adamı ve babasıyım. Kendini tanıttığın için teşekkür ederim. En düzgün aile şunlar ya. Vallahi billahi yani. Çok... Aha. İçeri giremiyor muyum? Romantiksiniz siz. Peki. Sizi yalnız bırakayım. Ay dur çocuğun odasına geldim. Uyumuş oda. Saat 8.30'da uyunur mu ama? Çocuk dediği de bu kocaman adam. Sebastian mı kocaman? Hı. Sebastian maksimum 18. Abart. Ne abart? Abart. Sence kaç Sebastian? 26. Hadi lan oradan o 26 ise ben 12'yim. Linus, arkadaşlar. Yabancı. Merhaba. Rahatsız olma, ben burada tek başıma yaşıyorum. Eyvallah Linus abim. Devam, bir eve gideyim. Ekelim mi Cansu? Ben ekiyorum şu an. Tamam. Ama tohum alın Jojo'dan. Ne benim oldu Jojo? Ne dedim sana Cansu? 50 tane aldım kanks. Daha aldım yani hepiniz şeydesiniz. Öyle işte böyle. Bunlar var ya bunlar böyle. Cansu bak böyle, biz bununla ortak olduk bir de. Gerçekten inanılmaz. Ben gidiyorum. Balık tutmaya devam. Bu saatte. Bu saatte. Saatin üstü var saat 10. Akşam balığı diye bir şey var. Duymadınız mı? Akşam balığı da bereketli olur he. Tabii. Ya ben evimi kaybettim. Heh. Tamam. Evimi buldum. Siz bir şey söyleyeyim. Siz kutularınızı farklı renk mi yaptınız? Ben üstünde kıyafetin rengini yaptım ya. Oğlum öyle yapılabiliyorduysa ben niye yapmadım? Ha değişebiliyordu çünkü. Ah Koray'ım ah. Belli olsun rengimiz. Şimdi tırpanı bıraktım. Çapayı bir kere bıraktım. Tırpan. Bunların yerini değiştiremiyorduk değil mi? Yok. Doğru.
değiştirebiliyorsun. Nasıl? Envanterinde. Envanterinde değil, attığım yerde. İşte Cansu da bilgi veriyor sözde. Ya. Oğlum, orada da değiştirebiliyordun. Ne oldu? Jinga balığı sıradan bir nehir balığı, deniz balığıymış. Tamam. Okyanusta çıkıyormuş. Tamam. Bahar ve kışta çıkıyormuş. Oğlum biz şeyi unuttuk. Ben kamerayı enerjinin biraz üstüne bıraktım. Normal mi bıraktım? Ulan ne abi şey yok ki orada enerji. Ha, o zaman iyi tamam. Burası iyi gibi. Enerji biraz iyi olur. Sol altta olabilir aslında. Sol altı, sol üstte boş gibi ama yani orası da olur. Oo rastgele. Sağ ol. Normal bir önceki serimizde neredeymiş ona bir bakarsın Koray. Zaten bu geceyi bir geçirelim, ondan sonra bir YouTube çıkışımız var gibi efendim. Yalnız biz ne zaman sabahı YouTube çıkışları yapıyorduk değil mi? Çünkü kaydet... Evet, sabah. Sabahı çıkabiliyorduk rahat bir şekilde menüye. Önceki ne bu? Seride sol üstteymiş. Mercan. Sol üstte dayalı. Evet, sol üstte dayalıymış. Arkadaşlar kimse tohum almadı değil mi? Bu bölümden sonra ayarlarız yani. Okey. Kimse tohum almadı, bravo. Bravo. Ben Wiki'ye bakıyordum şeye. Ben dedim her zaman ben balık. Her abi zaman biz var balık. Ya biz hani ortak şu para işine girdik ama Emir'le ortak para da yani bilemiyorum. Emir'le ortak para dediğim paranın çoğunu zaten ben çıkartıyorum. Ha böyle oldu şimdi işte bak ha, abi. Yani işte bu bak. O yüzden her zaman dediğim gibi arkadaşlar biz Kazanova kardeşi olarak para kimdeyse hep üstünlüğü kurmaya çalışıyor görüyorsunuz. O yüzden dikkat edin hayatınızda da. Para bir üstünlük belirtisi bunlar için. Arkadaşlar son bunlar... bir saat bu arada. Öyle olduk kardeşim şimdi. Aa bunlar kardeşim. Son kardeşim. Bir saat. Ben de zaten miras davasından dolayı ayrılmıştık hatırlıyorsan. Cansu bayılmadık mı? Gelmiyor balık. Cansu görüşürüz. Kazanova gidelim. Oradan gidilmez, oradan gidilmiyor, oradan gidilmiyor. Oradan gidilmiyor mu? Ha, orası çıkmaz olmuş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Galiba galiba Koray dışını yatabilecek olmayacak yani. Bugün galiba misafir ziyaret. Ya olacak. keşke şu bayılma olayı olmasa bence. Ne demek olmasa? Benim evime girenik küserim. Ya abi ben dışarıda bayıldım. Ya abi ben ya kendi kapımın önünde bayıldım ya. Böyle mi son olur ya? Böyle mi YouTube sesi olur ya? Hayır ya. Neyse seviye 1 balıkçı oldum bari. Ben seviye 2 balıkçı oldum. Sen iyi para aldın. Gerçekten ya inanılmaz. Bu. Hemen günü geçirelim de bari bir buluşalım, kavuşalım. Uf ya abi çok sinirlendim şu anda. Abi resmen herkes girdi. Kapının önüne böyle tık 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 spamladım. İçeri giremedim ama yani. Yatağımda kalktım neyse ki. Postam da var. Ona sonra bakarız. Gelin. Evet. Nerede lan benim Kazanova nerede? Emir Kazanova. Emir Kazanova. Efendim. Stardew Valley YouTube özel. İlk bölüm sizlerleydi. Kazanova kardeşler, Balkan kardeşler iftiharla sunar. Beğenmesi size düşer. İyi seyirler. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Günaydın.